gün aynı 15 yıl. Kamu çalışanları ve memurların maaşları yattı. Ortalama kamu çalışanları 3250 lira maaş alırken son dönemde doların yükselmesi ve enflasyonun beklenenin üzerinde gelişmesi neticesinde gerçekten son 3 ayda kamu çalışanları 2 maaşları eridi. Bunu mevcut Türkiye genelinde nasıl açıklamalar, nasıl toplantılar yapıyoruz? Herkes sevgi ve saygıyla selamlıyoruz Keskan'a. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Yıllardır uygulanan ülkeyi enerjiden sanayiye, tarımdan gıda ürünlerine kadar her alanda dışa bağımlı hale getiren yeni liberal politikalar sonucu yaşadığımız ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Siyasi iktidar kriz biriz yok ama bugün maaşlarını alan 3 milyon tam emeklisi ve 2 milyon tam emeklisi emeklisi olarak elimize geçen bodrolarımız öyle demiyor. Artan hayat pahalılığı karşısında gittikçe eriyen, daha cebimize girmeden borçlarımıza, kabaran faturalara giden maaşlarımızla ayın sonunu getiremiyoruz. Siyasi iktidar her gün kriz biriz yok, bu da geçer yahu diyor. Ama geçmiyor. Zam kasırgası her gün gittikçe artıyor. Bebek mamasından bebek bezine tutun, meyve sebzeden simite, iğneden ipliğe, her şeye ardı ardına zamlar yapılmaktadır. Düşünün, simit 1 TL iken %50 zamla 1,5 TL oldu. Bilindiği üzere TÜİK tarafından 3 Ekim'de açıklanan rakamlara göre aylık enflasyon %6.30, yıllık enflasyon ise %24.52. Hükümet temsilcileri söz konusu rakamların sürpriz olduğunu, uzmanların dahi bu derece yüksek enflasyon rakamı beklemediğini açıklıyor. Bilindiği üzere 2018 yılı için ilk 6 ayında %4, ikinci 6 ayında %3,5, 2019 yılında ise %4 ve %5 artış yandaş konfederasyon imza atmıştır. Yani şu anda aldığımız %3,5 zam, Temmuz ayında aldığımız zam enflasyon karşısında ermekle kalmamış, kul olup gitmiştir. Öte yandan emekçiler için satın alma gücünü, refah durumunu gösteren en önemli ölçü, yaşanan gerçek enflasyonun üzerine örten TÜİK verileri değil, açlık ve yoksulluk sınırı verileridir. Keskin, konfederasyonumuzun araştırma birimince hazırlanan raporda açlık ve yoksulluk sınırı 2214, yoksulluk sınırı ise 6237 olarak hesaplanmıştır. Düşünün ki asgari ücret alan, yani 1603 lira 12 kuruş alan, milyonlarca asgari ücretinin durumunu düşünmek bile gerçekten abes diye düşünüyorum. Yani 1603 lira bu kadar enflasyon ortamında bu insanların geçinmesi mümkün değil. Yani bizim yarımız kadar maaş alan bu insanların sorunları çok acile çözülmelidir. Yani asgari ücret hiç Ocak ayı beklenmeden en az 2000 lira olmalı, en az. Ancak söz konusu kamu emekçisi Ocak-Eylül arası 9 aylık dönemde döviz kurundaki ortalama artıştan kaynaklı olarak 1067 lira dolar kaybı yaşamıştır. Kısacası sene başında maaşı 3250 olan kamu emekçisi dolar kurundaki artıştan kaynaklı olarak 9 aylık dönem içinde 2 maaş kayıp yaşamıştır. Bizler keske bağlı sendikaların üyeleri olarak bir kez daha altını çiziyoruz. Yaşanan krizin sorumlusu ücretleri gerçek enflasyon yerine hiçbir zaman tutmayan, hedeflenen enflasyon rakamlara göre belirlenecek, gittikçe yoksullaştırılan, büyümeden pay verilmeyen, sendikalar teker teker yok edilen asgari ücretliler, işçiler, kamu emekçiler, emekliler değildir. Dolayısıyla işçilerin, emekçilerin bu krizi yaratanlara bir borcu yoktur. Tam tersine yıllardır yaşadığı kayıplardan kaynaklı alacağı vardır. Bunun için sadece bu yıl değil, yıllardır yandaş konferansın altına imza attığı satış sözleşmeleriyle sonucunda yaşadığımız kayıpların telafi edilmesini, maaşlarımızda Ocak ayı beklemeden hemen şimdi yaşanan gerçek enflasyon temel alınarak artış yapılmasını, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ekmek gibi temel ihtiyaç varlarına yapılan zamların geri alınmasını, hiç zam yapılmamasını, kamu emekçilerin iş güvencesini ortadan kaldırmaya hedefleyen saldırılara son verilmesini, sadece yaşadığımız gerçek enflasyon değil, bir ay önce açıklanan yeni ekonomi programında yer verilen 2018 yılı için %20.8, 2019 yılı için %15.9 enflasyon hedefleriyle yandaş konfederasyon yönetiminin altına imza attığı
son sözleşmesini çok panik bir yitirdiğini ispatlamaktadır. Bu nedenle kamu emekçilerinin temel sorunlarının çözümü için bütçe döneminden önce gerçek bir toplu sözleşme yapılması aciliyettir. Tüm kamu emekçilerinin insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve güvenceli bir çalışma için taleplerine sahip çıkmaya kesinlikle omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.